Komisyon için basın açıklaması yapılacaktır. Lütfen Allah rızası için iştirak edelim. Bizler de bir nebze de olsa ses verelim. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين Tam 406 gün önce Filistin'de Gazze'de soykırım yapıyor ve aynı şekilde tam 406 gündür ümmetin bütün liderleri, bütün ülkeleri ve ümmet sessizdir, suskundur, çaresizdir. Birileri bilinçli bir şekilde Gazze'yi unutmamızı istiyor. Gazze'ye karşı, Filistin'e karşı sessiz kalmamızı istiyorlar. Ama neye mal olursa olsun bizler Gazze'yi, Filistin'i unutmayacağız ve unutturmayacağız inşallah. Siyonist işgal rejiminin soykırımına karşı dünya ülkeleri suskunluğunu korumaya devam etmektedir. Dünya sustukça Siyonistler daha fazla barbarca saldırmaktadır. Devletler Siyonist soykırımı durduracak caydırıcı adımlar atmamaktadır. Bundan dolayı katliam, talan ve soykırım suçlarının dozajı kat be kat artmaktadır. Siyonist işgal çetelerinin insanlığa karşı işlediği suçların cezası kesilmelidir. Hiçbir suç cezasız kalmamalıdır. Uluslararası toplum Gazze'nin ve dünya halklarının vicdanını rahatlatacak adımları atmakla sorumludur. Kahraman ve mazlum bir millet pervasızca yok ediliyor. Gazze'de 50 binden fazla kardeşimiz katledilmiştir. Bu katledilenin 1/3'ü kadın ve çocuklardan oluşmaktadır. 20 binden fazla çocuk toprağın kara bağrına bırakılarak annelerin gözü yaşlı kalmıştır. Kadın ve çocuk mezarlığına dönüşen Gazze insanlığın utancı olarak tarihtekini yerini almıştır. Siyonist işgal rejiminin varlığı sadece Filistin için tehlike arz etmemektedir. Siyonistlerin varlığı diğer bölge ülkelerinin güvenliğini de tehdit etmektedir. Lübnan, Suriye, İran ve Yemen'le saldıran Siyonist rejim gözünü Anadolu topraklarına da dikmektedir. Tüm bölgemizi saran bu ateş Anadolu topraklarına da yaklaşmaktadır. Meclise sunulmuş olup uzun süredir bekletilen Gazze'de soykırım suçu işleyen Türkiye vatandaşı Siyonistlere yönelik çifte vatandaşlık yasası kanunu ivedilikle yasallaşmalıdır.